Merhaba değerli arkadaşlar, ben Magus. Bugün size astral tekniğimi veriyorum. Öncelikle sevgili arkadaşım, astrale çıkmak için kendine inanmalı ve kendine güvenmelisin. Eğer kendine inanmada ve kendine güvenmede sorun çekiyorsan, sıkıntı yaşıyorsan, sıkıntı yok, sorun yok. Sana kendini anlatmama izin ver. İnsan denilen canlı, makrokozmos olan evrenin mikrokozmos halidir. Yani bu şu demektir. Komple bir bütün olarak evrenin sen bir bedende vücut bulmuş halisin. Yaşadığımız gezegenimize çok benzeriz. Dünyanın dörtte üçü sudur. Bizim de dörtte üçümüz su. Dünyanın dörtte üçü topraktır. Bizim de dörtte üçümüz toprak. Akciğerine çektiğin hava kadar oksijen miktarı var atmosferde. Sinirlendiğimiz zaman gözlerimiz kan dolar. Bu tıpkı şimşeğin oluşumunu andırır. Doğa sinirlendiği zaman huzursuzdur. İnsan da sinirlendiği zaman huzursuzdur. Doğa sakinse insan da sakin oluyor. Yani doğayla, dünyamızla iç içeyiz. Bunu birkaç örnekle daha çeşitlendirmek istiyorum. Akciğerimizin alanı ile dünyanın minyatür oksijen oranı aynıdır. Auramız 7 katmanlıdır ve her katmanın farklı bir görevi vardır. Atmosfer de 7 katmandan meydana gelmiştir. Her katmanının farklı bir görevi vardır. Auramız bizi dış etmenlerden, dış enerjilerden ve bazı görünmeyen negatif unsurlardan korur. Atmosferimiz de dünyamızı dış cisimlerden, yabancı cisimlerden korur ve engelleyici niteliktedir. Damarlarımızın içinde gezen kanda bulunan elementler, yıldızlarda bulunan elementlerle aynı. Yani sen değerli arkadaşım, sen makrokozmos olan evrenin mikrokozmos olan halisin. Yani sen bir başına, tek başına yegane bir evrensin. Peki, şimdi kendine inanıyor ve güveniyor musun? Eğer kendine inanıyorsan ve güveniyorsan, astral tekniğime devam edebilirsin. Eğer kendine inanmada ve güvenmede sıkıntı yaşıyorsan, astral hakkında korku duyuyorsan, bir önceki videolarımı izleyebilirsin. Bunlar sana yardımcı olacaktır. Şimdi devam eden arkadaşlar için astral tekniğine geçelim. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu iyi bilmelisiniz. Astral boyut, dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz ama her şeyi yapmayı dilemeyeceğiniz bir boyuttur. Bu sözümü aklınızdan çıkarmayın. Astrale çıktığınızda size yardımcı olacaktır. Çıkış tekniklerine bakacak olursak arkadaşlar, öncelikle 3 veya 4 saat öncesinde hiçbir şekilde yemek yememiş olun. Yani yemeği yedikten sonra 4 saat geçmiş olsun. En az 4 saat geçmiş olsun. Su içebilirsiniz bu sürede. Suyun bir zararı yoktur. Yemek yememeniz de şu yüzden önemlidir. Sizler astral projeksiyon tekniği uygulayacağınız zaman karnınızın guruldaması veya karnınızdan, midenizden değişik değişik sesler gelmesi sizin konsantrasyonunuz ve odağınızı bozacağı için böyle yemek yeme gibi şeyleri bizler önermiyoruz. Sizler de yemezseniz çok daha iyi kaliteli bir verim alırız. Astral projeksiyon tekniğini uygulamadan önce ılık suyla bir duş almanız üzerinizde birikmiş olan negatif enerjiyi atar. Suyun enerjisi negatif enerjiyi silen kuvvettedir. Suyun enerjisi artı pozitiftir. Eksi veya da artı negatifi siler atar. Kendi içinde de bedenize değdiği zaman eksi pozitife dönüşür. Bu iki tane dönüşen pozitif enerji sizin vücudunuzda birikmiş olan artı ve eksi negatif iyon enerjilerini atmanıza yardımcı olur. Hatta komple siler atar. Astral projeksiyon denemeden önce duş almak bu yüzden faydalı bir girişim olacaktır arkadaşlar. Duş almasanız da olur ama alırsanız daha iyi olur. Yatağınıza uzanıyorsunuz. Yüzüstü uzanabilirsiniz, yan uzanabilirsiniz, çapraz uzanabilirsiniz. Burada uzanma şekli ve pozisyondaki temel amaç, temel esas size kendinizi rahat hissettirmek. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde uzanın. Gözlerinizi kapatın. 5 dakika kadar hiçbir şey düşünmeyin. İyicene tüm kaslarınızı gevşetin ve teker teker kontrol edin. Kaslarınız gevşemiş mi? Buna emin olun. 5 dakika boyunca hiçbir şey düşünmeyip kaslarınızı gevşetmeye çalışın. Yani kısacası kendinizi kasmayın ve fiziksel bedeniniz, yatakta yatan olan size olabildiğince yabancı olun. Bir yeriniz kaşındığı zaman umursamayın. Farklı farklı kramplar yaşadığınız zaman aldırış etmeyin, unutmayın. Siz
o yatakta yatan bedende değilsiniz. Siz yalnızca ve yalnızca o yatakta bulunan bir zihinsiniz. Bunu unutmayın. Sonra arkadaşlar 5 dakikanın sonunda nefesimizi sayıyoruz. Nefes sayma yöntemi astral seyahatte bayağı başarı sağlar. Astral seyahate çıkışta bayağı başarı sağlar. Peki nefesimizi nasıl sayacağız? Anlatıyorum. Nefesimizi burnumuzdan alıyoruz ve burnumuzdan veriyoruz. Nefesimizi aldığımız zaman şişecek organımız akciğerlerimiz değil, diyaframımız. Yani nefesi aldığımız zaman karnımız şişmeli ve verdiğimiz zaman da karnımızdan vermeliyiz. Bu nefes alışverişin derin nefes al ver ya da normal al ver böyle bir ölçütü yoktur. Nasıl almak istiyorsan, kendini nasıl mutlu hissediyorsan, nasıl alıyorsan nefesini öyle al. Sana nasıl iyi geliyorsa odur önemli olan. Aldım nefesi, nefesi aldım verdim 1, aldım verdim 2, aldım verdim 3. Böyle 20'ye kadar say. 20'ye ulaştığın zaman 20'den geriye doğru. Aldım verdim 19, aldım verdim 20, aldım verdim 19, aldım verdim 18. Böyle saymaya devam et ve sıfıra ulaş. Aldım verdim 2, aldım verdim 1, aldım verdim 0. Dediğiniz zaman kendinizi bir yerde imgeliyorsunuz. Bakın, astral bedenin çalışma prensibini bilmemiz lazım. Astrale çıkmak için o konu hakkında bilgi olmamız lazım. Ve biz astrale astral bedenimizle çıkıyoruz. Peki nedir bu astral beden? Nasıl çalışır? Arkadaşlar astral beden sizin hislerinize göre çalışır. Bakın, hem hayalinize hem de hislerinize. %70 hisler, %30 hayal gücünüzdür. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Nefesi aldıktan verdikten sonra, nefes işlemi bittikten sonra sıfırı da sayıyoruz. Sizler bu nefes alışverişi sayarken vücudunuzda titreşimler hissedebilirsiniz. Bu normal. Yatak altınızda dönüyormuş gibi olabilir. Bunlar normal, olacak şeylerdir. Veya da yatak ne bileyim yatağın üstünden havalanmış gibi hissedebilirsiniz. Normal. Astral bedeniniz odanızda artık nerede yatıyorsanız orada sıçrama yaşıyor demektir. Hani o enerjiyi kendi bünyesinde topluyor. Peki niye topluyor? Çünkü sizin niyetiniz astrale çıkmak ve niyet enerjisi astral bedeni harekete geçirebilen bir enerjidir. Nefes alışveriş işlemi bittikten sonra kendimizi bir yerde imgeliyoruz. Ama bu imgeleyeceğimiz yer duygusal olarak yakınlık duyduğumuz birisinin yanı veya da yakınlık duyduğumuz bir mekan olabilir. Mesela atıyorum İslamiyet için Kabe veya farklı dinler için Kudüs ya da sevgiliniz veya aşık olduğunuz bir insan ya da hayranlık duyduğunuz biri. Bunu düşündüğünüz zaman temel esas sizin içinizde bazı duyguları harekete geçirmesi, sizi heyecanlandırması. Bakın, bu yer sizi üzmesin, bu kişi sizi üzecek kişi olmasın. Bu sizin içinizde güzel duygular uyandıracak bir kişi olsun. Eğer bu bir insansa bu insanın yanında olduğunuzu imgeleyin. Olduğunuz yerde hangi mekandaysanız o mekanın işte kokusunu almaya çalışın hayalinizde. O mekanın havası nasıl, havasını hissetmeye çalışın. Eğer ayaklarınız yere basıyorsa, oturmuyorsanız, ayaklarınız yere basıyorsa, ayaktaysanız bastığınız zemini hissetmeye çalışın ve o insanı hayalinizde görmeye çalışın. Daima burada kalın. Bakın, bir mekan veya da bir insan seçtiğiniz zaman yalnızca ve yalnızca o insanın yanında durun. Başka bir hayale sıçramayın. Mesela A kişisini seçtiysen A kişisinden B'ye gitme ya da B'yi seçtiysen B'den A'ya gelme. Bir yerde sabit kal. Nerede sabit kalırsan ve ne kadar çok sabit kalırsan konsantrasyonun ve odağın o kadar artar. Her yeni bir kişi senin baştan başlamana sebep olur. Senin baştan başlamana neden olur ve sen baştan başlaya başlaya astral bedenini hep geri gönderirsin tekrar. Hep geri gönderirsin tekrar. Önemli noktayı söylüyorum, kilit nokta. Arkadaşlar dediğim gibi astral seyahat dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz ama her şeyi yapmayı dilemeyeceğiniz bir boyuttur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi gelelim bir ikinci önemli diğer hususa. Sevgili arkadaşlarım, sizler imgelemenizi yaparken astral bedeninizde farklı şuur halleri hissedebilirsiniz. Öncelikle ilk olarak titreşimler. Yoğun bir titreşim hissedebilirsin.
titreşim yoğun olabilir veya da yatak dönüyormuş gibi olabilir ya da yukarıya çekilme hissi ya da tam tersi yerin dibine batıyormuş hissi, bunlar olabilir. Bunlar normal. Sen bu hisleri yaşasan bile odağını bozma. O hayalindeki yerde veya o hayalindeki kişinin yanındasın. Sen artık oradasın. Başka bir yerde değilsin. Sen yalnızca hayal kurmuyorsun. Sen oradasın. Bu çok önemli çizgidir. Hayal kurabilen insan değil, hayalini gerçekte yaşayabilen insanların yeridir astral. Eğer sen de bu insansan, hayalini gerçekte yaşayabiliyorsan, astral senin yerin. Orada olduğuna inan, orada olduğunu hisset, o kişiyi gör. Sen yatakta yatmıyorsun, sen oradasın. Yataktaki seni unut, o yataktaki sen sana ait olan değil. Sadece bilincin ona ait ama sen oradasın. Sen kendi bedeninle oradasın. Orayı hisset. Bedeninde artan titreşimleri boş ver, unut. Önemli değil. Astral beden sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor? Önemli değil. Yatak mı dönüyor, deprem mi oluyor? Sıkıntı değil. Bunlar seni alakadar etmiyor. Sen olduğun yerde kal. Ve olduğun yerde kalmaya devam ettikçe 15-20 dakika kadar sonra, bazılarında 5 dakika, bazılarında 10-15-20 yarım saat de olabilir. Sen yeter ki hayaline sadık kal. Hayaline sadık kaldıktan sonra o imgelediğin yere doğru astral bedenin çekildiğini hissedeceksin. Bu kesinlikle olacak. Veya da o imgelediğin yerde değil de yatağının hemen yanına doğru bir çekilme hissi, bir ayrılma hissi olacak. Sakın bu adımda korkma. Eğer korkarsan içinde illaki bir ürperti olacak. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorsun. Çünkü sen ilk defa vücudunun dışına taşıyorsun. İçinde bir ürperti olur, bu asla korku değildir. Çıkış anı ilk başta ürperti verir. Ben ürpermedim diyen insan yalan söyleyen insandır. Çıkış anında herkes ürperir. Ama bu korkmak demek değildir. Çıkışı hissettiğin zamanda bile bozma imgeni. İyicene çıktıktan sonra aç gözlerini ve kendine bak. Sen o yatakta yatan kişisin. Sen artık astraldesin. Çıktığın zaman rehber varlığına seslen ve rehber varlığının gelmesini dile. Şöyle diyebilirsin. Ey rehber varlığım, seni şu anda hemen derhal yanımda istiyorum. Dediğin anda yanında rehber varlığın belirir. Eğer bu bilgilerin sana yardımcı olduğunu düşünüyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Abone ol ki bir başka videolarda direktmen görüşelim. Abone ol ki bana destek ol. Daima mutlu kalın, sevgi ve ışıkla kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Living me mysteries when I think of you and